Değerli arkadaşlar, Çorum Veteriner Hekimleri Odası olarak zoonozlar hakkında düzenlediğimiz eğitim sunumlarının üçüncüsü olan 19 Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Murat Fındık'la bugün zoonozlar hakkında Brusella'yı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa. Teşekkürler. Bugüne özgü olarak Dünya Veteriner Hekimler Günü olması sebebiyle tüm meslektaşlarımızın Veteriner Hekimler Günü'nü kutlarım. Odamız adına ve şahsım adına. Ayrıca COVID-19 aşılamasında da prosedür tamamlandığında tüm veteriner hekimlerin de aşı önceliğini kazanmış olmamızı hem merkez birliğimizin çabalarıyla hem meslek odalarımızın çabalarıyla bu başarıyı elde ettiğimiz için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şimdi sözü Murat Hocama bırakacağım. Bize bugün zoonozlar hakkında Brusella'yla ilgili bilgiler verecek. Hocam söz sizde. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Konuşmaya başlamadan önce, sunumu açmadan önce Çorum Veteriner Hekimler Odası'na bu mübarek Ramazan ayında toplumu bilgilendirme, meslektaşlara bilgi verme, öğrenci arkadaşlarımıza bilgi verme adına başladığı bu güzel program için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sonuçta veteriner hekimlerin kendini her ortamda, her fırsatta topluma anlatması ve yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu olabildiğince çok vurgulaması lazım. Gerçekten bu etkinlik dizisinin önemli bir etkinlik dizisi olduğunu, zoonozlarla ilgili veteriner hekimlerin rolünü bu COVID pandemisi sürecinde bir kez daha altını çizerek herkese anlatmamız lazım. Şimdi müsaadenizle sunumu açıyorum. Ben bugün aynı zamanda dün biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümüydü. Mustafa Kemal önderliğinde millet iradesinin kararlılığıyla kurulan, yani milletin bir bütün olarak kurduğu Yüce Meclisimizin 101. yaşını kutladık. Aynı zamanda tabii Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kutlamanın gururunu yaşadık bu hafta içerisinde. Ben konuşmaya başlamadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ulusal iradenin kurulmasında ve korunmasında emeği geçen bütün aziz şehitlerimize bu vatan toprağı için kanını akıtan bütün şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de minnetle anıyorum. Brusella hastalığı klinisyen veteriner hekimler için gerçekten önemli bir hastalık. Bu hastalığı ciddi bir şekilde ele almalı ve bununla ilgili sürekli konuşmalıyız. Neden Brusella hastalığını konuşmalıyız? Klinisyen veteriner hekimler için riskli olduğu kadar çiftlik çalışanlar için, çiftliklerdeki insanlar için de, personel için de bir risktir bu hastalık. Önemli bir zoonoz. Ama öte yandan halk sağlığı için de bir risk faktörü. Yani insanlardaki Brusella hastalığı da önemli bir risk faktörü. Brucellos, sığır, koyun, keçi, köpek gibi hayvanlarda, özellikle dişilerde, rahim dediğimiz uterusu ve erkeklerde de yumurtalıkları, testisi, yani genital organları tutan, dişilerde ayrıca meme bezine yerleşerek, meme bezinde de uzun süre kalan süt verimini düşüren, yavru atmalara, kısırlığa neden olan bulaşıcı nitelikli zoonoz gerçekten önemli bir hastalık. Ekonomik kayıpların yanı sıra insan sağlığını da etkilemesi ve tüm dünyada pek çok ülkede yaygın, yani endemik olarak pek çok ülkede görülen bir hastalık. Salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele konusunda her zaman bakanlıkların, sağlık bakanlıklarının, tarım bakanlıklarının öncelikli konularından birisi olmuştur bruselloz. Tarihçesine baktığımızda aslında zoonotik brucellozla ilgili olaylar çizelgesinde neredeyse 2,5 milyon yıl öncesine tarihlenen, yani 2,5 milyon yıl öncesine ait bulunan fosillerde insana benzer canlı kemiklerinde brucelloz etkenlerine benzer etkenlerin varlığı gösterilmiş ilginç çalışmalarda. Günümüzden 2000 yılı aşkın süre öncesinde Hipokrat'ın brucellozla ilgili tanımlamaları, yani brucellozu düşündüren tanımlamalar olduğu görülüyor. Yine etkinin ilk izolasyonunun 1887'de Doktor David Bruce isminde bir tıp doktoru tarafından Malta Adası'nda yaşayan hastalardan dolayı belirlendi. Bu nedenle Malta humması gibi isimlerle de anıldığını biliyoruz. Brusella isminde zaten bu Doktor David Bruce'un isminden geliyor. Bruce adından geliyor. Sığırlarda ilk kez 1897'de bir veteriner hekim olan, Danimarkalı bir veteriner hekim olan Bernard Bank Brusella abortusu ayrıştırıyor etkeni. Bu yüzden de sığırlardaki hastalığa da Bank hastalığı ismi de verilmiş bir dönem bu şekilde de anılmış. Tekrarlayan tifo, malarya ateşi, tekrarlayan Akdeniz ateşi, ondülan ateş, Malta humması, Napolitan ateş, Kıbrıs ateşi, Kırım ateşi, Kaya ateşi, Cebeli Tarık humması, Kolordu ateşi gibi pek çok isimle
Aslında brucellozis ifade edilmiş, kullanılmış. Etkeni brucella genusundaki bakteriler bu hastalıkta. Evet, hayvanlardan insana geçen önemli zoonoz hastalıklar arasında ilk sıralarda yer alır. Hemen hemen bana göre ilk sırada bu hastalık yer alması gerekir. İnsanlarda dalgalı ateş, eklemlerde, genital organlarda ve diğer organlarda yerleşik, kalıcı, uzun süre kalabilen yangılara yol açan bir hastalık. Risk faktörlerine baktığımızda pastörize edilmemiş süt veya peynir tüketilmesi, yetersiz pişirilmiş ya da çiğ tüketilen etlerde de bulaştığı gösterilmiş yer alıyor. Yani hasta hayvanların sütleri ve süt ürünleri pastörize edilmeden veya kaynatılmadan tüketilmesi durumu bu süt ürünlerinin. İnsanlar da hastalık yapabiliyor. O yüzden de halk arasında peynir hastalığı olarak da adlandırıldığını herhalde siz de duymuşsunuzdur. Risk grubunda kimler var? Hastalığa en sık yakalananlar aslında hayvanlarla yakın teması olan daha çok kırsal kesim toplulukları ya da göçebe yaşayan topluluklar. Süt ürünleriyle çalışanlar, süt endüstrisi çalışanları, çobanlar gibi hayvan bakıcıları, çiftçiler, kesim evlerinde, mezbahalarda çalışanlar. Ama hepsinden önemlisi veteriner hekimler, veteriner sağlık teknisyenleri ve laboratuvarlarda, mikrobiyoloji laboratuvarlarındaki personel hastalıkla en önemli risk grubunda yer alıyor. Sonuçta işte bu görselde olduğu gibi avcılık merakı olan insanların da hem yabani hayvanlardan, domuzlardan, hem köpeklerden brucella etkenlerine teması söz konusu olabiliyor. Yani hayvanlarla ve enfekte materyalle yakın temas durumunda bulunan herkes, özellikle de veteriner hekimler olmak üzere bu hastalık için çok yüksek risk grubunda bulunan kişiler. Biz sahada çalışan veteriner hekimler sürekli olarak hayvanlarla iç içeyiz. Ellerimizi sık sık yıkıyoruz, dezenfekte etmek zorunda kalabiliyoruz. Bu dezenfeksiyona bağlı olarak da ellerimizdeki deri zarar görüyor. Florası belli ölçüde zarar görüyor ve normal florasını kaybeden deriden de brucella etkenlerinin daha kolay girebilmesi söz konusu. Sadece dezenfektanlara bağlamamak lazım. Küçük sıyrıklar, yaralanmalar her zaman bizim mesleğin içinde olan durumlar. Bu tür deri bütünlüğünün kaybolması da yine etkenlerin girişi için bir yol oluşturabiliyor. Brucella etkenleri ortamdaki toz partiküllerinin işte solunum yoluyla alınması ya da konjüktival yolla alınmasıyla da hastalıklara sebep olabilir. İşte ahırlardaki ortamı hatırlayın. İşte hayvan yemi kaldırdığı zaman oradaki toz partiküllerini siz rahatlıkla soluyabilirsiniz. Bu etkenler size bu şekilde de bulaşabilir. Bu solunum yoluyla enfeksiyon özellikle laboratuvar çalışanları için daha da önemli bir tehlike oluşturuyor. Ülkemizdeki veteriner hekim ve veteriner sağlık teknisyenleriyle yapılmış bazı yayınlarda brucella ile ilgili seropozitiflik düzeyi evet bölgeden bölgeye değişmekle birlikte %5'ten %47'ye kadar farklı sonuçlar da bildirmiş. Yani veteriner hekimlerin bu hastalık için öncelikli risk grubunda olduğunu bir kez daha altını çizelim. Evet, brucellozis hastalığı ülkemizde yaygın bir hastalık. Pek çok ülkede ortadan kaldırılamamış. Yani dünya çapında da dediğim gibi yaygınlığı sürüyor. İşte ada ülkeler olan Japonya gibi ya da kayıt sistemleri, kontrol sistemleri daha güçlü olan Kanada gibi, Kuzey Avrupa gibi ülkelerde eradikasyon söz konusu olsa da hala Akdeniz ülkelerinde, Güney ve Orta Afrika ülkelerinde, Doğu Avrupa'da, Afrika'da, Asya'da pek çok yerde bu hastalığın kendini gösterdiğini biliyoruz. Hastalık çok çabuk yayılabilecek. Bu nedenle kontrol ve mücadelesi güç bir hastalık. Tedavisi zaten hayvanlarda tedavi girişimleri yok ama insanlarda çok uzun ve zamanlı bir tedavisi var. Tedavi seçenekleri insanlarda mutlaka kullanılıyor, hayvanlarda kullanılmıyor. En iyi mücadele yöntemi bu hastalıkta koruyucu aşılama. Brucellaceae familyasından sporsuz ve kapsülsüz gram-negatif bakteriler bu hastalığa neden oluyor. Bunlar obligat intraselüler hücre içi organizmalar. Ve vücudun savunma hücreleri olan makrofajlar içerisinde yerleşebilen bakteriler. Ürettikleri katalaz ve süper oksit dismutaz enzimleri sayesinde, bu enzimler sayesinde makrofajlar üzerinde kendilerini koruyup uzun süre canlı kalmayı başarabiliyorlar. Hangi türleri bizim için önemli? İşte Brucella melitensis koyun, keçi ve develerde. Brucella abortus sığır, deve, yak ve bizonda. Brucella suis domuz, yabani tavşan, rengeyi ve kemirgenlerde. Brucella canis köpeklerde enfeksiyonla yol açan etkenler, ana rezervuarı bu türler.
Ama bu dört türün insanda da enfeksiyon yapabileceği, insanlar için de risk olduğu bilinmekte. Bunun dışında Brucella ovis, Brucella sepi, Brucella neotoma ve Pinnekeye isimli farklı türleri de bulunmakta. İşte deniz memelilerinde, ne bileyim çöl ratlarında gibi farklı hayvan türlerinde kendini gösterebiliyorlar. Brucella özellikle protein içeren kuru ortamlarda canlılığını uzun süre koruyabilen bir bakteri. Toz ve toprakta 10 haftaya kadar canlı kalabilen bir bakteri. Ortam çevre sıcaklığına bağlı olarak sudaki canlı kalma süresi 10 ila 70 gün arasında değişebiliyor. Yani uzunca bir süre dış ortamda canlı kalabiliyor. Ama direkt gün ışığı, dezenfektanlar, pastörizasyon ve aşırı kuru ortamlar bakteriyi etkiliyor ve ölüme yol açabiliyor. Güneş ışığında 1 ila 12 saat arasında, 60 santigrat derecede kaldığında 10 dakikada, 100 santigrat derecede ise hemen ölebildiği gösterilmiş. Çiğ sütten yapılan tuzsuz yağda buzdolabında saklanması durumunda 142 güne kadar kalabildiği. Salamura peynirlerde %10 tuz içeren salamura peynirlerde 45 güne kadar kalabildiği. Daha tuzlu olanlarda bir ay kadar canlı kalabildi. Yani %17 tuzlu da bile bir ay kadar kalabiliyor. Yani çiğ sütten üretilen peynirler üretimden sonra hemen tüketilmemeli, uzunca bir süre bekletilmeli ama taze peynir tüketimi de bir alışkanlık olarak ülkemizde Brusella'nın da yayılmasında rol oynuyor. Evet, insanlarda Brusella'ya baktığımızda dünyadaki en yaygın zoonoz dedik bu hastalık için. Şimdi son dönemdeki COVID'i belki hariç tutmakta fayda var. Hani bu benim sunumu hazırladığım zaman söylediğim ifadeydi. Ama Brusella daha uzun süre etkisini gösterecek ve işte insanda aşılama seçeneği de olmadığı için önemini hayvanlar üzerinden koruyucu önlemlerle gösteren bir hastalık olarak kendini gösteriyor. Hayvanlardan insanlara geçiyor. Bu yüzden hayvanlar arasında endemik olduğu bölgelerdeki insanların tamamı ya da bu bölgelere seyahat eden insanların hepsi risk altında. Şimdi Japonya'da yok dedik ama Japonya'dan söz gelimi Türkiye'ye gelen birisi de risk altında. İnsanlarda her yaştaki insanda oluşabildiği gösterilmiş ama daha çok gelişmekte olan hani az gelişmiş ülkelerde görülüyor ve yetersiz beslenmenin de burada bir faktör olduğu gösterilmiş. Çocuklarda da daha çok görülüyor. Özellikle de gelişmekte olan ülkelerde çocuklarda Brusella oranı %10'dan %50'lere kadar yükselebiliyor. Evet, primer olarak hayvanların hastalığı dedik Brusella ama hayvan ve hayvan ürünleriyle temas eden insanlarda da enfeksiyon yapıyor. Burada tabloda Türkiye Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre 2016 yılında 5148 insan Brusella vakası var. Yani bu da tespit edilen vakalar. Şimdi biraz sonra da söyleyeceğiz. Pek çok insan hani kendisindeki bulguları Brusella ile ilişkilendirmediği için ya da gittiği doktor bununla ilişkilendirmediği için tanı da yapılmıyor. Hani tanısı da yetersiz kalmış olabilir. İnsanlar arasındaki morbidite hızı 100 binde 6.45 olarak belirlenmiş. Ülkemizde Brusellöz nedenli son ölüm vakasının da ta 2008 yılında görüldü. Yani 12-13 yıldır bu konuda çok şükür bir ölüm vakası görülmediği gösterilmiş. Türkiye'de insanlarda da saptanan Brusellöz'ün aynı hayvanlarda olduğu gibi ihbarı mecbur. Yani insanlarda da bir doktor bununla ilgili bir şey gördüğü zaman mutlaka Sağlık Bakanlığı'na bildirmek zorunda. İnsanlardaki başlıca semptomlar ateş, titreme, terleme, halsizlik ve eklem ağrısı. Bu Brucella militensis de daha ağır tablo şeklinde kendini gösteriyor. Keçi, koyun ve develerden bulaşan ağırlıkla. Domuzlardan olan daha çok sukuratif hastalık şeklinde, yaygın enfeksiyon şeklinde kendini gösteriyor. Sığırlardaki Brucella abortisi insanlarda biraz daha hafif seyrediyor ve çok fazla yayılması yok. Yani insanlar arasında geçiş biraz daha seyrek. İnsanlarda her türlü bulguyla da ortaya çıkabildiğini söyleyebiliriz Brusella'nın. Çoğunlukla yenileyen, tekrarlayan kronik vakalar şeklinde kendini gösteriyor. Brusella enfeksiyonlarında bulaşma farklı şekillerde olabilir hayvandan insana. İnsandan insana evet az da olsa mesela cinsel temasla bulaşabiliyor insanlarda. Kan ve eksudatlarla, plazentayla, doğum kanalından geçiş sırasında yavruya bulaşabiliyor ya da anne sütüyle yavruya geçebiliyor. İşte kontamine yiyecek içecekler söyledik ülkemizde en önemli yayılma sebeplerinden biri. Doğrudan temas işte elimizdeki kesikler, sıyrıklar, eldivensiz yaptığımız uygulamalar ya da inhalasyon yoluyla biraz önce gösterdiğim gibi bulaşma yolları arasında yer alabiliyor. Burada inokulun büyüklüğünün 10 bakteri gibi çok düşük bir düzeyde olduğunu vurgulamak isterim. Yani çok az sayıda bir bakteri bile vücudumuza girse
enfeksiyona yol açabilir, enfeksiyonu başlatabilir. Evet, bulaşma nasıl? Atık yavrular, yavru zarları ve sıvıları, yavru atmış veya doğum yapmış enfekte bir hayvanın vajinal akıntıları, bunların hepsi fazla miktarda Brucella mikroorganizmaları içeren ve çevreye saçan, çevreyi de kontamine eden faktörler. Hayvanlarda, insanlarda bu materyalleri farklı yollarla alarak enfeksiyona yaygın hale geliyor. Sadece bu vajinal akıntılar mı? Hayır. Sütte de ciddi şekilde enfeksiyoz etken saçılır. İdrar dışkı işte eklem sıvıları bile bu yayılmada rol oynayabiliyor. Sağlık Bakanlığı nasıl tanıyor Brucella enfeksiyonu ile ilgili? Aslında şöyle bir ne diyelim kriterleri var. Herhangi bir kişide hayvancılıkla uğraş gibi bir ön bilgi varsa, veteriner hekim gibi bir mesleki temas söz konusuysa ya da enfekte hayvana ait ürünleri taze peynir gibi yakın dönemde tükettiğini ya da düzenli tükettiğini söylüyorsa birisi. Akut veya sinsi başlangıçlı, devamlı ya da değişken, süreli ya da intermittan ateş tabloları varsa, düzensiz ateş tabloları varsa, kişide yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı, baş ağrısı gibi zaman zaman artan semptomlar varsa, özellikle de geceleri yoğun terleme, kas ve eklem ağrıları vücutta varsa mutlaka Brucella'yı düşünün, aklınıza getirin der Sağlık Bakanlığı tıp doktorlarına. Bunu bu sunumda koymamın sebebi şu, herhangi bir meslektaşım ya da bizi dinleyen vatandaşlardan bu risk gruplarında olup da buna benzer belirtileri olanlar bu durumu mutlaka kendi hekimlerine de söylemeliler. Brucella insanlarda tedavi edilebilen bir hastalık. Zor bir tedavi süreci var. Yoğun, ağır bir tedavi süreci var ama tedavi seçenekleri son dönemde artık iyice arttı. Dedim ya son Türkiye'deki son ölüm vakası 2008 yılında bildirildi. Brucella tedavisinde en etkili antibiyotik olarak tetraspirin özellikle de doksisiklin görülmekte ama sadece işte doksisiklinle monoterapi yani tek antibiyotik kullanılarak yapılan tedavilerde relaps dediğimiz nüksler daha sık gözlendiği için ve bu ilk tedavi sırasında tedavi sürecinin özellikle başında ikinci bir antibiyotikle bu tedavinin desteklenmesi önerilmekte. Dünya Sağlık Örgütü'nün değişik tedavi rejimi önerileri var. Türkiye'de de bunlar uygulanıyor. Çok sayıda yerde bununla ilgili bilgileri meslektaşlarımız bulabilir ama aile hekimlerine ya da hekimleriyle mutlaka görüşerek bu tedavilere başlamalılar. Ama en az 6 hafta boyunca her 12 saatte bir oral doksisiklin, ilk 2-3 haftasında günlük tek doz kasiçi, streptomisin gibi yoğun bir antibiyotik tedavisi kullanılması gerekiyor. Tedavi edilmeyen ya da tedavi yapıldığı halde kronikleşen vakalar olabiliyor ve bu yakınmalar yıllarca sürebilir insanlarda. Mortalite oranı dedim ya 2008'de son görülmüş ama %2'nin altında olsa da bir mortalite durumundan bahsediyoruz. İnsanlarda endokardit ya da konjenitif kalp yetersizliğiyle birlikte perikardta efüzyonlar oluşabiliyor. Buna bağlı olarak ölümler oluyor. Nörolojik semptomlar oluşabiliyor gibi eklem enfeksiyonları dışında bulgularda, hastalıklarda ortaya çıkabiliyor. Evet, hastalıktan korunması önemli dedik. İnsanlar için de bu çok önemli. İşte yetiştiricilerin özellikle hayvanlarını kitle halinde aşılaması, yani hayvanlarındaki aşılama prosedürlerini atlamamaları, hayvanların mutlaka kontrol altında olmasını sağlamaları gerekiyor. Bir alışkanlık olarak pastörize edilmemiş süt ürünlerinden ve mümkünse çiğ ve çiğ etten, pişmemiş et tüketiminden kaçınmak. İşte bu tür ürünlere dokunduğumuzda elimizi hemen hızla sabunlamak gibi alışkanlıklar elde etmemiz lazım. Hayvanlarla bruselloz bulaştırabilen hayvanlarla teması olan kişilerin bizler gibi, veteriner hekimler gibi maske, eldiven, önlük gibi biyogüvenlik önlemlerini, kişisel önlemleri, kişisel hijyen önlemlerini atlamaması lazım. Evet, yetiştiricilere de bunları tavsiye ederiz ama hangi yetiştirici gerçekten eldivenli hayvanlarına yaklaşıyor? Zannedersem yok. Evet, laboratuvarlar açısından da riskli bir hastalık bu. Laboratuvarla ilgili en sık bildirilen bakteriyel enfeksiyon türü. Burada insan bruselloz vakalarında neredeyse %2'si bunu veteriner kontrol enstitülerindeki meslektaşlarımızın ya da üniversitedeki mikrobiyoloji laboratuvarındaki arkadaşlarımızın daha da dikkatli yaklaşması gerekiyor. Mikroorganizmalarla çalışmak konusunda deneyimsiz olan personelin özellikle Brucella şüpheli vakalara yaklaşırken
En azından onların bir süre deneyim kazanana kadar bunlara yaklaşmaması. Brüsel'le izolatıyla kapalı yerde çalışılması, yani açık ortamlarda çalışılmaması ve biyogüvenlik seviyesi 3, minimum 3 olan kabinlerde bu çalışmayı yapmak lazım. Yani her laboratuvarda Brüsel etkeniyle ilgili çalışma yapılmamalı. Evet, biraz daha mesleki konumuza gelirsek, sığırlarda, koyunlarda, keçilerde, köpeklerde Brüsellozla ilgili birkaç şey daha söyleyeceğim. Ondan sonra zannedersem toparlayacağım yavaş yavaş. Evet arkadaşlar, sığırlarda Brusella'nın etkeni Brusella abortus bakterisi. Diğer türlerde olduğu gibi yavru atma, kısırlık, genital organ hastalıkları ve süt veriminde ciddi düşüşlerle birlikte ağır ekonomik kayıplara yol açan bir hastalık. Çok kolay bulaşabildiği için de yaygın bir hastalık haline geliyor. Genellikle bir sürüden diğer sürüye enfekte veya enfeksiyöz etkene maruz kalmış hayvanların taşınması, nakli hayvan hareketliliğiyle bulaşıyor. Enfekte veya satın alınmadan önce enfeksiyona maruz kalmış hayvanları sürüye sokmamak lazım. Bu hayvanları mutlaka öncesinde karantinada tutmak lazım. Bruselozis'ten ayrı bir sürünün hastalıklı sürüyle aynı merada otlaması da risk oluşturuyor. Yani sizin işletmenizde her şeyiniz iyi, hayvanlarınızı aşılıyorsunuz, önlemleriniz iyi diye düşünebilirsiniz ama özellikle küçük aile tip işletmelerde belki bunu daha çok söyleyebiliriz. İşte aynı meraya çıkıyorsa hayvanlar farklı yetiştiricilerin kontrolsüz hayvanlarından alabilir. Bununla mı sınırlı? Değil. Ahırlarımıza köpekler, kediler, kuşlar, yabani hayvanlar gelebiliyor ve bunlar işte enfekte meralardan ya da enfekte işletmelerden etkeni taşıyabiliyor. Hani dolaylı olarak da bu şekilde etkenler işletmelerimize gelebilir, hayvanlarımızı enfekte edebilir. Vücuda giren bakteriler hızla çoğalıyor. Kan dolaşımına karışıyorlar ve bütün vücuda yayılıyorlar. İlk birkaç hafta, bazen birkaç ay hiçbir belirti görünmüyor hayvanda. Ama hayvan gebe kaldığında hastalıkla ilgili belirtiler ortaya çıkıyor. Ne tür belirtiler ortaya çıkıyor? İşte gebelik sonlanıyor. Ya da gebelik sonlanmasa da yavrunun zayıf doğumuyla ya da enfekte doğumuyla kendini gösterebiliyor. Bu bakterilerin, Brüsel etkenlerin uterus mukozasında daha hızlı çoğalma özelliği var. Ve burada hızla çoğalarak yavruyu enfekte ediyorlar. Enfekte olan yavru bir süre sonra ölüyor tabii ve ölen yavru birkaç gün daha içeride kaldıktan sonra bakteri yükü de arttıktan sonra dışarı atılıyor ve çevre için risk oluşturmaya devam ediyor. Evet, buradaki görselde şunu vurgulamak istiyorum. Sığırlar aslında sosyal hayvanlar. Gördüğünüz gibi herhangi biri doğum yaptığında ya da atık yaptığında diğerleri de gelip onu takip edebiliyor, kontrol edebiliyor, o atık yavruyu ya da materyali tüketebiliyor, yiyebiliyor. Bu sosyal özellikleri de bulaşmada önemli bir epidemiolojik faktör olarak kendini gösteriyor. Biz bu nedenle hayvanların mutlaka yaş gruplarına göre gruplandırılmasını, yaş büyüklüklerine göre, cinsiyetlerine göre gruplandırılmasını, sonrasında da gebe hayvanların kurudan başlayarak, kuruya çıkartma sürecinden başlayarak sürünün yerlerinden, sürünün geri kalanından ayrı tutulmasını ve mümkünse doğuma yakın dönemde tekli doğum bölmelerini alınarak burada doğumlarını yapmalarını sağlamak lazım. Çünkü pek çok hayvan Brüsel'le yönünden pozitif olsa da abort yapmayabiliyor. Etkini saçmaya devam edebiliyor. Bazı hayvanlar birden fazla kez abort yapabiliyor. Zayıf yavru doğumları sıklıkla görülebiliyor yine hayvanlarda. Kronik enfekte sürülerde genellikle Brüsella'yı ilk buzağısına düve hayvanların atık yaptığı hastalık şeklinde görüyoruz. Yani işletmede Brüsella varsa genellikle atık yapan hayvanlar ilk doğumunu yapacak düveler şeklinde kendini gösteriyor. Yaşı biraz daha ilerleyen hayvanlarda atık görülme oranları düşüyor ama düşmesi bu hayvanların negatif olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden sürü bazında tarama önemli. Genellikle gebeliğin 5. ayından sonra, hani 5-7. ayındaki dönemlerdeki enfeksiyonlarda atıklarla karşılaşıyoruz. 4-5 ay içerisinde işte ineklerin çoğu yavru atabilir bir işletmede, özellikle gençler olmak üzere. İşletmeye girdiğinde Brüsel'de yıllarca kalabilir. Yaşlı inekler tek tük, ilk doğumunu yapanlar daha çok yavru atıyor ve yavru atma oranları da işletmeler arasında değişmekle birlikte %30 ila 80 arasında bildiriliyor. Yavru atan ineklerde yaygın olarak eşini atamama ve sonrasında rahim iltihabı, buna bağlı olarak bazen hayvan kayıtlarında görebiliyoruz ya da kalıcı infertiliteye gidebiliyor tablo. Erkek hayvanlar için de bir risk. Erkeklerde de testis, yani tek ya da çift taraflı ağrılı sert çeşitlikler şeklinde kendini gösterebiliyor.
Hastalıklı ineklerden doğan yavrular bazen sağlıklı görünebiliyorlar ama bu yavrular da işletmede hastalığın yayılmasına sebep olan başka bir faktör. Yani hastalıklı inekten doğan, hasta olduğunu bildiğimiz inekten doğan danalar aşılama programına dahil edilseler bile işletme için risk oluşturmaya, işletme için bir Brucella kaynağı olmaya devam ediyorlar. Yine ineklerde söyledik ya, meme bezine de yerleşiyor, meme lenf yumrularına da yerleşiyor Brucella etkenleri. Ve bazen hayvanların ömrü boyunca sürekli olarak sütle bakteri saçabilme riski bulunuyor. Hem işletme için hem de sağımcılardan başlayarak bu sütleri tüketen kişiler için zoonoz riski sürüyor. Abort yapanların oranı önemli derecede farklılık gösteriyor dedik. Hani 100 ile 80 arasında değişebilir. Bu biraz daha farklı olabilir. Burada neye göre değişiyor bu? İşte hayvanın yaşı önemli bir faktör olabilir. Hayvanın bağışıklık durumu, aşılı olup olmaması, doğal ya da enfekte aşıya bağlı bir bağışıklık olup olmaması bir faktör olarak kendini gösterebilir. Gebeliğin dönemi abort oranında önemli faktör. Daha erken dönemlerinde daha belki tolere edebilir hayvan bunu. Ve aldığı bakteri miktarı da yine bu atık durumunu etkileyebiliyor, atık oranını. Duyarlılık yine sığırlar arasında değişken ama popülasyonun %20'sine kadar olan bir kısmının dirençli olduğu da, yani bu bakteriye karşı direnç gösterdiği de belirlenmiş. Yaş ve cinsiyet duyarlılığı etkiliyor. Erkekler daha az duyarlı. Söyledik ya, immatür dişiler, hani gençler biraz daha atık yapmaya meyilli. Ama pubertas öncesindeki dişilerdeki duyarlılık daha düşük. Yani genital organların üreme faaliyetlerinin başlamadan önceki dönem biraz daha dirençli olduğu dönem. Genellikle oral yolla aldığında ağız boşluğuna tutuluyor bu etken. Hızlı bir şekilde lenf yumrularına lokalize oluyor ve burada çoğalıyor. Ondan sonra da bakteriyenin tablosu ile birlikte uterusa kadar ulaşıp uterusu enfekte ediyor. Gebe ineklerde ne var? Fetö plazental eritritol üretimi var. Bu bir karbonhidrat kaynağı olarak Brucella etkenlerinin tercih ettiği bir karbonhidrat kaynağı olarak üremesini, çoğalmasını artırıyor. Glukoza tercih ediyor yani bakteri bunu. Bir de bu dönemde gebelik sırasında hayvanın progesteron hormonu etkisinde olması da progesteron hormonunun da yine bu bakterinin bir üreme sürecine katkı sağladığı gösterilmiş. İkisi birleşince, yani hem eritrolün varlığı hem de fetoplazantal eritrolle birlikte dolaşımdaki progesteron seviyesinin yüksekliği de yine Brucella etkenlerin çoğalması için bir faktör olarak kendine gösterebiliyor. Uterus bezler arasındaki bağ dokuya yerleşiyor etken. Uterus da önce ulceratif endometrite yol açıyor ve buradan da kotiledonları da gebelik sırasında enfekte ederek kotiledonlarda oluşan nekroz ve ulcerasyonları takibinde bununla beraber bir de endotoksin ve bakteriye bağlı olarak endotoksin ile birlikte fetüsü öldürüyor. Ölen fetüs genellikle 1 ila 3 gün kadar yine uteruste kalabiliyor ve bir taraftan otolize uğruyor. Bakteri üremeye devam ediyor. Dediğim gibi ölüm atılmayı takiben de çevreye daha çok etken saçılıyor. Sığırlarda bu yavru atma dışında bizim çok fazla göreceğimiz bir klinik belirti yok. Bazen işte eklemlerde şişkinlik vesaire lenf yumrularını muayene ettiğimizde belki görebiliyoruz ama bize Brucella'yı düşündüren temel faktör işte atıklar ya da sürekli olarak doğru tutamama gibi kısırlık tabloları olabilir. Kesin teşhis için bu yeni atılmış yavrulardan kan alınabilir, abomazum içeriği alınabilir, anneden serum, süt, plazenta, vajinal sıvı örnekleri, idrar örnekleri alınabilir. Sütte de testler yapılabilir. İşte Roswell testi gibi, termoagglutinasyon testi gibi testler, Nitrin testi gibi testler yapılabilir. Bunlar zaten ağrı işletmeleri için zorunlu olan bazıları testler. Tedavi yapılmıyor sığırlarda. Hiçbir şekilde yani yasak, benim bildiğim kadarıyla yasak. Tedavi girişiminde bulunulmuyor. Hastalar ve taşıyıcı olduğu saptananlar sürüden çıkartılmalı, kesime sevk edilmeli hızlı bir şekilde. Bildiğim kadarıyla şartlı tüketime tabi bir miktar bununla ilgili devlet tazminat ödüyor. Ama bilmiyorum Mustafa'ya belki ekleme yaparsan, bu konuda farklı bir şey varsa sen de ekleme yaparsın. Ne yapmalıyız? Burada korunma önlemleri önemli dedik. Yani hayvanların aşılanması gibi hayvanların bulunduğu ortamlar da önemli. Yani üreticileri de, bu işletmelerdeki teknik personeli de, hayvanların hareketlerini neden gerektiği, neden biyolojik önlemler alınmaları gerektiği bilinçlendirmek lazım. Yani
personel eğitimi, kişiye eğitim önemli. Kayıt, tescil hayvan hareketlerini kontrol altına almak önemli. Yavru atan hayvanların hızlı bir şekilde tecrit edilmesini sağlamak önemli. Bunu altını çizerek söylememin sebebi şu. Ben de biliyorum pek çok işletmede yavru atıkları görülüyor. Bazen işletmelerde hiç önemsenmiyor. Bazı annelerden alıp gönderiliyor. Bazen hiç önemsenmeden tamam attı bir daha gebe bırakmaya çalışalım şeklinde yaklaşımlar oluyor. Nasıl olsa süt veriyor deniyor. Ama böyle bakmamak lazım. Yani her bir atık vakası işletme için hem ekonomik kayıp olabilir hem de o işletmenin ürünlerini tüketen insanlar için de risk olabilir. Burada en önemli koruyucu etki ne dedik ki? Aşılama. Başlıca yöntem de olabildiğince genç buzağları aşılamak. Yani hastaları tedavi etmek ya da hastalarla da erişkinlerle uğraşmak yerine olabildiğince erken 4-8 aylık evrede bütün buzağları aşılamak şeklinde olmalı. Bu aşılamayla uzunca bir süre 7-8 yıl yavru atmaya karşı bağışıklık sağlanabiliyor. Tekrarlanıyor aşılamalar sığırlarda 12 ay arayla. Evet, koyun keçilerde bruselloza bakacak olursak. Koyun keçilerdeki etken brusellemeli tansız. Yine aynı şekilde doğum ve yavru etme esnasında, yavru atık kurtma sırasında etrafa saçtıkları yavru ya da plezantal atıklar ya da fötal sıvılar gibi sıvılarla çevreyi kontamine ediyor. Atık yapan koyunların vajinal akıntılarının 4 aya kadar, idrarlarının 2 aya kadar, sütlerinin de 6 aya kadar mikroorganizma taşıdığı gösterilmiş. Yani oldukça uzun süre hayvanlar atıktan sonra da etken saçmaya devam ediyor. Yine enfekte koç ve tekelerin sperması da mikroplu ve mikroorganizma içeriyor. Bunlar da çok uzunca bir süre için risk oluşturmaya devam ediyor. Yani yavru atan hayvanlar 2-3 yıl daha enfekte kalarak sürü için bir problem olmaya devam ediyor. Bir sürüde çok sayıda hayvanın yavru atması şeklinde genellikle kendini gösteriyor koyun ve keçilerde. Atık döneminde gebenin 3. 4. ayları daha çok. Yavru atma oranları hastalığın görüldüğü ilk yıl daha yüksek. Ondan sonraki yıllarda sürü bağışıklığı kapsamında ilk defa gebe kalanlarda belki atıklar görülüyor ama ondan sonraki yani ikinci kez gebe kalanlarda yavru atmaları görünmeyebiliyor ama bu bakteri o işletmeden gitti anlamına gelmiyor. O yönüyle bir problem olmaya devam ediyor. Hastalık belirtisi yavru atma dışında neler olabilir? Meme iltihabı görüyoruz koyunlarda. Zayıflık, genel bir zayıflık tablosu, öksürük ve topallık da görülebiliyor. Keçilerde özellikle süt verimde azalış çok daha belirgin sığırlarla kıyasladığımızda. Keçilerde de daha uzunca bir süre atıkları takip eden enfeksiyon etkenleri saçılmaya devam ediyor. Bu bazen 2-3 aydan uzun da olabiliyor. Enfekte koyunlar genellikle 6 ay içinde enfeksiyondan doğal olarak ayrı olma eğilimi gösteriyor ama bunun 5'te 1'i kadar yani önemli bir kısmı daha uzun süre enfeksiyon etkenlerini taşıyabilir. Koyunlarda bir kez atık yaptıktan sonra ikinci kez yavru atma çok nadir görülüyor. Yani genellikle tekrar enfeksiyona da dirençli oluyor. Böyle bırakalım mı? Bırakmayalım. Koyunlarda da tedavi yapmıyoruz. Enfekte olduğunu bildiğimiz hayvanları, bundan şüphelendiğimiz hayvanları mutlaka çıkartmamız lazım. Koyunlarda da, keçilerde de temel koruyucu önlem aşılama. Burada da 3-8 aylık genç tipi ve ergin tipi 8 aylıktan büyüklere uygulanacak şekilde aşılar var. Erkeklere genellikle aşı yapılmıyor. Yani uygulamada yok. Genç olanlar da yapılabiliyor ama 8 aylıktan büyük ergin sayılan erkeklerde aşılama yok. Bir kez aşı yapıldığı zaman koyun ve keçilerde bir daha aşı yapılmasına da genelde gerek duyulmuyor. Evet, bir başka brucellos etkeni köpek rezervuarı diyelim. Köpekler. Köpeklerde de brucellos hiç de az değil. Köpeklerde etken Brucella canis daha yeni yani diğer türlere oranla daha yeni 1966 yılında Carmichael tarafından izole edilmiş. Köpeklerin de doğal bir rezervuar olduğu gösterilmiş yani. Teşhisi çok daha zor, tedavisi tam olarak etkili olmadığı için bu da ekonomik kayıplara, özellikle köpek yetiştiricileri, üreticileri için ekonomik kayıplara yol açan bir hastalık. Yani köpek yetiştiriciliği yapılan çiftliklerin belirli aralıklı denetlenmemesi bu hastalığın ortaya çıkmasını artırabilir. Kliniklerde eğer suni tohumlama yapılıyorsa köpeklerde özellikle erkeklerin kontrol edilmemesi uygulama öncesinde yine bir risk olarak
kendini gösteriyor. İşte sahiplerinin rastgele hayvanların çiftleştiriyor olması bu hastalığın ve bu köpek brucellozunun yayılmasında bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Ama daha da önemlisi işte ülkemizde sokak köpeği varlığı, çok sayıda sokak hayvanının varlığı ve bu hastalığında hem köpekler arasında hem de evet insan bulaşı çok az olsa da köpeklerden insana bulaş, insan bulaşı açısından da bir risk olarak belki düşünülebilir. Köpeklerde konuşursak en önemli belirti genellikle gebeliğin işte son dönemi sayabileceğimiz 45. günden sonraki 45-60. günler arasında atıklar şeklinde kendini gösteriyor ve sonrasında da 6 haftaya kadar sürebilen daha kıvamlı kahverengi yeşilimsi bir vaginal akıntı kendini gösteriyor. Bazen bu atık yapan hayvanlardan daha sonra sağlıklı yavrular alınabiliyor ama infertilite ve gebe kalamama problemi ya da embriyonik kayıplar sonrasında hayvanlarda, köpeklerde sıklıkla görülen durumlar. Atık yavrularda da atık yapan hayvanların daha sonraki doğumlarından doğan yavrularda da bazen bruseller etkenleri saptanabilmiş. Bir çiftlikte, üretim çiftliğinde atık yapan hayvanlar her zaman yüksek risk grubu oluşturuyor. Genellikle atıktan sonraki 4-6 hafta boyunca sürekli olarak çevreye bu etkini yaymaya devam ediyorlar. Bazen 2-3 defa atık yapan bir hayvanın sonrasında sağlıklı yavrular doğurabildiği de gösterilmiş. Ve Brucella etkenlerine bağlı olarak da östrus siklusu köpeklerde değişmiyor. Burada da veteriner hekimlerin ve şu yönde hayvan sahiplerinin hani böyle bir hastalık olduğu ve bu hastalığın köpeklerde üremeyi ciddi şekilde kısıtlayabileceği. O yüzden yetiştiricilik düşünen hayvan sahiplerinin mutlaka çiftleştirme programını almadan önce hem kendi dişi hayvanlarını hem de çiftleştirmeyi planladıkları erkek hayvanları Brucella kanisyonundan da kontrol ettirmelerinde fayda var. Bazen bunu atlamak da durumu daha ağırlaştırabiliyor. Hayvanların yetersiz beslenmesi bu hastalığa yakınlığı artıyor. O yüzden özellikle üretme çiftliklerinde daha iyi koşullarda bakılmasını sağlamak lazım. Hayvan sahiplerinin de hayvanların düzenli olarak bu yönde de kontrol ettirmelerini, hani aşı için nasıl geliyorlar, düzenli kontrol yaptırıyorlar. Bunun için de zaman zaman köpeklerine baktırmalarında fayda var. Evet, birkaç noktaya daha değinerek sunumu tamamlayacağım arkadaşlar. İlk olarak ekonomik kayıp tahmini ile ilgili bir tez çalışması var. Ankara Üniversitesi'nden Doktor Can, soy ismi Can olan bir meslektaşımız. Türkiye'de brusel enfeksiyonlarından kaynaklanan finansal kayıpları incelemişler. Meydana gelme olasılığı en yüksek, yani beklenen bir senaryo, ortalama bir senaryoya göre. Büyükbaş ve küçük baş hayvanlar ile insanlardaki brucellos kaynaklı toplam finansal kaybın aşağı yukarı 41,3 milyon dolar kadar olduğunu tahmin etmişler. Yani en iyimser senaryoda bu rakam 20 milyon dolar seviyesine iniyor. En kötümser senaryoda da 61,7 milyon seviyesine kadar çıkıyor. Yani önemli, çok önemli bir ekonomik kayıptan bahsediyoruz Brusella nedeniyle. Ve bunun da çok büyük bir kısmı, %51 ila 57'si büyükbaş hayvanlarla ilgili kayıplar olarak kendini göstermiş. İnsanların işte tedavi giderleri gibi giderlerde %29 ile 37'sine oluşturmuş bu kayıpların. Korunma önemli dedik ki sürü bazında aşılamalar gibi atıklara, özellikle atık şüpheli vakalara veteriner hekimlerin yaklaşımı da önemli. Mutlaka kendimizi korumalıyız. Koruyucu elbise giymeliyiz. Bunu gözlük de dahil olmak üzere takmadan atıklara yaklaşmamalıyız. Küçük sıyrıklar vücudumuzda olduğunda bu önlemleri biraz daha artırmamızda fayda var. Brucellozla mücadelede aşı önemli dedik. İnsanlardaki brucellozu kontrol altına alabilmenin de en mantıklı yolu, en gerçekçi yolu kaynak olan evcil hayvanlardaki eradikasyonu hızlandırmak. Buna yönelik çalışmaları artırmak lazım. Bütün dünyada bununla ilgili aşılama stratejileri geliştirilmiş, kullanılmış. Türkiye'de de 1960 yılında Brucella abortus için bir S19 aşısı büyükbaş hayvanlar için. 1969 yılında Brucella militans içeren Red 1 aşısı küçükbaş hayvanlar için üretilmeye ve kullanılmaya başlanmış. 1986 yılında Türkiye'de Brucelloz Mücadele Projesi uygulanmış. Uzun soluklu bir proje olarak, yanılmıyorsam 25-26 yıllık bir proje şeklinde. 2012 yılında farklı bir projeyle Ulusal Brucella Eradikasyon Programı adı altında bir projeyle konjüktival aşı kullanımına geçilmiş. Konjüktival aşı kullanımındaki temel mantık olabildiğince genç yaşta hayvanlara bu aşıyı uygulamak
ve konjüktival aşı işte göz konjüktivası yoluyla uygulandığında daha çok baş bölgesindeki lenf yumrularına etkin yerleşmesi ve orada antikor üretmesini sağlaması yoluyla asıl hedef dokusu olan uterustan ve yumurtalıklardan testisten uzak kalmasını sağlama şeklinde. Bu projenin temel hedefi sığır koyun ve keçilerdeki brucella sürü prevalansını %1'in altına çekmek. Ondan sonra da test ve pozitif çıkanları kesim yöntemi uygulayarak tam eradikasyona gitmek. Ama uzun soluklu bir proje olduğunu ve çok yol almamız gerektiğini düşünüyorum bu projeyle ilgili olarak da. Bu sadece brucella ile ilgili aşılama için değil, aynı zamanda işletmede atıklara neden olabilen diğer hastalıkları yönüyle de aşılamaları eklemek, onlara da ihmal etmemek lazım. Brucellozun kontrolü duyarlı hayvanların aşılanması veya enfekte hayvanların eliminasyonuna dayanıyor. Yani brucellozda duyarlı hayvanları mutlaka aşılamalıyız, risk grubundaki hayvanları. Enfekte olanları da olabildiğince hızlı saptayıp sürüden çıkartmamız lazım. Bunun da yolu yine hayvan hareketlerini kısıtlamak, kontrol etmek ve epidemiolojik çalışmaları stratejik hedeflere göre yönlendirmek lazım. Bir başka nokta işletmelerdeki hijyen kurallarını geliştirmek, işte doğum gibi uygulamalar için özel bölmeler gereksinimine insanlara anlatabilmek lazım. Ülkemizde aşının uygulama stratejisi yine enfeksiyonun prevalansına göre değişmekle birlikte genellikle bir bölgede işte yüksek prevalanstaysa yani %5'i aşıyorsa prevalans hastalığın tüm hayvanların kitlesel aşılaması şeklinde bir uygulama. Prevalans 1 ila 5 arasındaysa, %1 ila 5 arasındaysa ve kaynakları yeterliyse genç hayvanların aşılanması, testte pozitif çıkanların imhası kesimi şeklinde gitmekte. Daha azsa bu prevalans, yani %1'in altındaysa aşılama yerine test yapıp pozitifleri kesme şeklinde bir uygulama şeklinde uygulanabiliyor. Evet, brucella ile ilgili benim size söylemek istediklerim bu kadar. Farklı sorularınız varsa yanıtlamaya çalışacağım Mustafa. Eğer şu anda aklınıza gelen soru yok ve işte dinleyenlerden soru gelirse, kişiler maillerini size yazarlarsa, yani bu YouTube'da yayınlanacak yorum yaparlarsa arkadaşlarımız, orada da kendilerine maille de dönüş yapabiliriz. Çorum Veteriner Hekimler Odası yönetimine, siz değerli meslektaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum davetiniz için. Ve bu önemli etkinliğin topluma faydalı olmasını, meslektaşlara faydalı olmasını istiyorum. Bugün aynı zamanda Dünya Veteriner Hekimler Günü. Günümüzü de bir kez daha kutluyorum. Tüm meslektaşlarımıza, yurttaşlarımıza saygılarımı iletiyorum. Teşekkürler. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Brusella'ya veteriner hekimler açısından klinik yaklaşımla ilgili çok faydalı. Hem halk sağlığı açısından hem meslektaşlar açısından çok faydalı bir sunumdu. Çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Yani Brusella malum uzun yıllar hem ülkemizde de hem hayvanlarda hem insanlarda görülen yaygın bir hastalıktı. Ama son zamanlarda Hala öyle. yani hala öyle ama şöyle bakanlığın son 3-4 yıldır uyguladığı göz damlası Konjüktival konjüktival aşıyla hastalık bir nebze de olsa önceki kayıtlara göre işte abort vakalarına göre biraz daha azaldı. Bir de ya bu benim tabii şahsi düşüncem de özellikle ithalatla beraber aslında biz Brusella'yı unuttuk gibi. Çünkü daha başka abort vakaları, daha evet, farklı şimdi için. işte Schimmelenbeg olsun, son zamanlarda işte Coxsackie olsun, işte şu an mesela Almanya'dan ithalat mavi dilden dolayı yapılamıyor. Şu an sadece Avusturya ve işte Macaristan veya işte Çek Cumhuriyeti'nden ithalat var ama Almanya'dan hani, ithalat anlamında hani bu bölgede simental yoğunluk ama mavi dilden dolayı Almanya'dan ithalat yapılamıyor şu an. Biz hani bu ithalattan dolayı bizim yerli ve milli hastalığımızda bir dönemler Brusella. Biz onu unuttuk. Ama bu aşılamayla da birçok şeyin önüne geçtik. Bakanlık bu konuda hem buzağlarda bir dönem zaten tüm hayvanlara yaptı. Artık tüm hayvanları yapmıyor. Sadece işte belli bir 3-6 ay arasındaki dişi hayvanlarda aşılama programı kapsamlı şekilde yürütülüyor. İnşallah bu hastalıktan kurtulup eradike Yo, edebiliriz. bu
Bu aşılama stratejisi kesinlikle doğru. Umarım hedefine de ulaşacaktır. Ama iş sadece aşılamayla bitmiyor. İşte insanlarda COVID aşısında da görüyoruz. Yani aşı yapılsa da diğer önlemleri almadığınızda siz bir belli bir bağışıklık seviyesine ulaşıyorsunuz ama aradan mutlaka kaçanlar oluyor. Kaçanlar da işletme için risk olmaya devam ediyor. Buna bir bütün olarak bakmak lazım oluyor. Senin söylediğin çok önemli bir nokta. Hani atık dediğimizde aklımıza sadece Brüsel'le gelmemeli. Pek çok faktör var. Bunun içinde işte mikotoksinleri de dahil etmemiz lazım. Parazitleri de dahil etmemiz lazım. Hani bir işletmede atık sorunu fazlaca görülüyorsa evet ilk aklımıza gelecek şeylerden birisi mutlaka Brüsel'dedir. Brüsel'le eradike etmemiz lazım. Brüsel'le ile ilgili soru işaretlerini kaldırmamız lazım ama diğer etkenlere de bakmak lazım. Diğer etkenler yönünden de riskleri değerlendirmek lazım. Evet, özellikle bu işte süt ve süt ürünleriyle bulaşmadan da bahsettiniz. Bu konuyla ilgili de işte koyun sütü, keçi sütü, sığır sütü, insanların bunları tüketirken özellikle işte bu sokak sütlerinden işte yani güvenilir olmayan kaynaklardan süt ve işte süt ürünleri, peynir gibi bu ürünleri alırken de aslında dikkat etmesi gerektiği konusunda da bir Evet. bilgilendirmenin olması, sanırım bu konuda bilinçli olması gerekti. Bu Aile konuda işletme bu yüzden ön plana çıkıyor artık son zamanlarda ülkemizde. Brüsel'le önemli bir asıl. Brüsel'le de benim yaptığım sunumdan daha kapsamlı bir sunumu size Oktay hocamız yapacak aslında. Oktay Genç hocamız, mikrobiyoloji ana bilim dalından. O Brüsel'le konusunda çok tecrübeli bir hocadır ve işte insan yönüyle bu benim belki atladığım noktaları hocam size daha detaylı bir şekilde de aktarmış olacak. Hocam benim bir sorum olacak. Biz fakültedeyken Armağan Çolak hocamız, umarım Hocam videoyu da izliyorsa selamlarımı iletirim ona izler. da. Sonrasında izler. Benim ev arkadaşım üniversiteden Brüsel'laydı. Brüsel'le yakalanmıştı, uzun süre hastanede yattı. İşte doğum ve jinekoloji dersindeyken rektal muayene işte uygulaması yapacağız. Armağan hocam işte hani, rektal muayene ile ilgili bir takım şeyler anlatırken arkadaşım dedi ki hocam ben rektal muayene yapmasam olur mu dedi. Tabii Armağan Hoca da yes, doğum dersindesin, işte jinekoloji dersindesin, rektal muayeneden kaçıyorsun. Şey, öyle şey olur mu? İşte yok hocam hani ben hastalıktan korktuğum için dedi. İşte dedik ya hastalıktan korkacak bir şey yok. Yani hastalık olsa biz zaten sizi böyle bir riske atmayız. İşte yani eldiven kullanıyorsunuz, çeşitli tedbirler alıyoruz dedi. O dedi ki yok hocam dedi yani ben ineklerden bana bir şey geçeceğini, yani ben Brüsel'layım, rektal muayene Benden yapacağım. hayvana git. İneklere bulaştırmayın dedi. Sonra Armağan Hoca da çok gülmüştü. Yani böyle bir bulaşma işte örneğin bir meslektaşımız Brüsel'le işte bir operasyon yapıyor olabilir, sezaryen yapıyor olabilir, bir retansiyon vakasına müdahale ediyor olabilir. Çeşitli şeylerle hayvana bir müdahalesi gerekiyor olabilir. Böyle bir bulaşma olabilir mi? Yani olmaz dersem çok yalan olur ama çok çok düşük bir ihtimal bu. Yani ilk bulaş yolu bu değil. İnsandan insana bile bulaş daha sınırlı, çok az sayıda görülen bir şey. Yani insandaki bakteri üremesi ve bakteri saçılımında daha çok cinsel yolla olduğunu düşününce yani insandan hayvana pek bulaş beklemiyorum ama bu sorunun cevabını en iyi Oktay Hoca'dan alırız. Bana göre olmaması gerekir. Çok çok düşük bir ihtimal diyelim. Ama orada Armağan hocamızın söylediği şeye ben de şunu katkı yapayım. Evet biz olabildiğince önlemleri artırarak öğrencilerimiz uygulama yapmasını arzu ediyoruz. Ne kadar çok uygulama yaparlarsa o kadar iyi ama artık fakültelerimize hayvan sayısı o kadar az geliyor ki keşke bu uygulamaları yapacak hayvanlar gelse de riskleri göze alarak öğrencilerimiz bu uygulamaları yapabilse. Sağ olsun Armağan hocam o konuda bizim fakültenin büyük baş çiftliği vardı. Biz derslerin çoğunu oradaydık. Yani o yönden çok bize katkı sağladı. Hocam şu an aklıma gelen dediğim gibi Jorvet kanalında da YouTube'da yayınlanacak. Hani orada yorumlarda olan sorular olduğu zaman oradaki katılımcılar da sorularını ister Çorum Yetenekliler Odası'na ister siz de mail adresinizde de ulaştırabilir. YouTube kanalında yayınlandığında veya sosyal medyada çeşitli yorumlarla da eksik kalan yerlerini tamamlayabiliriz. Ben değerli sunumunuz için, bize vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben Ayrıca teşekkür ederim.
sizin nezdinizde de tüm veterinerlik meslektaşlarımızın, hocalarımızın veteriner günleri gününü kutluyorum. Teşekkürler Mustafa. Sağ olasın. Değerli Murat hocama sunum için çok teşekkür ediyorum. Çorum Veteriner Odası olarak zoonozlarla ilgili eğitimlerimiz ilerleyen günlerde yine devam edecek. Hem Çorum Veterinerlik Odası'nın sosyal medya hesaplarında ayrıca YouTube'da da Jorvet kanalında da bu kayıtlarımız yayınlanacaktır. Bir sonraki buluşmada görüşmek dileğiyle. Murat Hocam ekleyeceğiniz bir şey? Teşekkürler. İyi akşamlar. Biz teşekkür ederiz hocam. Değerli katılımcılar, iyi akşamlar, iyi Ramazanlar diliyorum. Bir sonraki sunumda görüşmek dileğiyle.